Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ani gelen misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz mayalı poğaça gibi puf puf kabaran mayasız poğaça tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyelim. Yeteri kadar tuz ekleyip Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5.5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Size kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Bu arada yumurta eklemeyi unuttum. Ee, daha sonra aklıma geldi 1 adet yumurta ilave ettim hamurun içerisine. Siz ilk etapta eklersiniz yumurtayı hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde yumuşak kıvamlı kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekli. İç harcımız için yaklaşık yarım kalıp kadar beyaz peyniri ezelim. Üzerine bir adet yumurta beyazı sarısını üzeri için kullanacağız. Ve birkaç dal maydanoz ekleyelim. Kıyılmış maydanoz. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı. O şekilde de çok güzel olur. ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp videoda gördüğünüz gibi bakın tezgahın üzerinde üzerine bastırarak açıyorum ve bir tatlı kaşığı kadar iç harcından yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi üçgen şekilde kapattım ben. Siz isterseniz klasik poğaça şeklinde de yapabilirsiniz isterseniz. Tüm poğaçaları hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine yerleştirelim. Daha sonra üzerine bir adet yumurta sarısını sürelim. Bakın videoda gördüğünüz gibi çatalla üzerine çizikler atalım. Daha sonra çörek otu ve susam serpiştirelim üzerine. Ve 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim poğaçalarımızı. Çok pratik, mayalı gibi kabaran mayasız poğaçalarımız servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Şu an sıcak olduğu için biraz zor tutuyorum. İçini de görüyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.